Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar, yine Billur TV'deyiz. Tabii ki zaten beni görünce hangi TV'de olabilirsiniz ki? Özlem Kayvan bizlerle birlikte. Bizim iyi arkadaşımız, buranın daha iyi arkadaşı. 92 Türkiye güzeli ve geçenlerde kızı Tara Türkiye ikinci güzeli seçildi. Siz magazinlerden okumuşsunuzdur. Ben Instagram'dan gördüm. Çünkü magazin okuyabileceğim hiçbir mecra yok. Eskiden bir gazete alıyordum, gazete kapandı. Benim için magazin bitti. Sana yemin ediyorum. İyi ki Instagram'a giriyorum arada sırada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızınla ilgili tabii konuşacağız. Tabii ki Oğuzhan hocamız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Misafirimiz oldum. Ben Venüs retrolu hiç çocuk doğurmamış kedileri olan bir kadınım. O üç çocuğu olan bir kadın. O koç akrep, ben akrep koçum. Bir de böyle ters bir durumumuz var. Oğuzhan da geç yaşında baba olmuş ve daha yeni baba olmuş sayılan, 3 senelik baba olmuş evet bir insan. Yani çeşit çeşit insan var burada gördüğünüz gibi. En kabul edilmezi benim aralarında. Çünkü Türkiye'de Türk insanının çocuk doğurmaması çok anormal bir durum değil mi? Yani. Ama ben Venüs Retro'ya sığınıyorum. Oğuzhan bana evet öyle demişti seneler önce. Abla Venüs Retro'lar genelde anne olmaz demiş. Çoğunlukta. Bir kısım Venüs Retro'lular. Ama şimdi her Venüs retrosu için geçerli değil. Ben geçen geyiyle tanıştım. Tabii. Hatta çocuğum var deyince de çok şaşırdım. Sanki kuralmış gibi Venüs tabii retrosu. Az olur. Venüs retrosu kişilerin çocukları daha azdır. Çek yani etmeyin. Ya az çocuk sahibi olur ya hiç olmaz. Kız kardeşim mesela çocuk sahibi olmadı. Ha sonra şeyini sorabilirsin. Aynı ailede. Bir de her çocuk sahibi olmayan kadın da Venüs retrosu diye bir, diye bir kural yok herhalde tabii. Bazen Mars retrosu da olmaz. Ama üç çocuk da... Üç çocuk da dile kolay değil mi? Evet. Bence siz bayağı büyük bir yürek yemişsiniz yani üç çocuk bu devir. Değil mi? Ben şimdi Özlem'e ilk Türkiye güzeli seçildiği zamanı hatırlıyorum. Böyle muhteşem, görkemli bir kadındı. Mesela şimdiki kızlar öyle değil. Daha şirin, daha kızcık şimdikiler. Eskiden daha böyle kadın kadındı. Yani sen de küçücük kızsın aslında o zaman. Tabii de, canım 18 yaşında ay parçası esasında ciddi bir genç kızı. Ama bir manürüm vardı yani. Başka bir havan vardı. Belki o karakterinin ağırlığından olabilir. Çünkü senin zaman, bana olan hayranlığından olabilir. Her zaman. Biz birbirimizi sevdiğimiz evet, için. Bir şey yapmadan, hani tanımadan da çok beğenirdim. Hı-hı. Hatta o zamanki sevgilim de çok beğenirdi. Aşıktı yani Özlem'e. Ben de hatta bir ilk tanıştığımızda öyle demiş. Benim sevgilim sana çok bayılıyor diye. Hani ne kadar da ayrı iki tipiz. Ama bak burada çok böyle marjinal ve çok sıra dışı bir şey söyleyeyim. Bak mesela bu çok değişik bir psikolojik fenomen. Sevgilin Özlem'e hayran ve sen bir kadınsın ve bunu kıskanmıyorsun ve bunu sevgilinle bir problem yaratmıyorsun. Mesela bak bu çok değişik bir fenomen bu. Abi şimdi ben ve bu çok özel bir duygu. Bu bana özel bir duygu olabilir. Çok özel bir duygu. Doğru değil mi Özlem Hanım? Çok özel. Ona özel bir duygu. Doğru bir duygu aslında. Her kadın bunu yapamıyor çünkü yani günümüz itibariyle bile sana nasıl gıcık olurdum anlatamam diye 40 yaşında evet, bunun itirafını evet, eden doğru, insanlar doğru da var açıkçası. Şöyle bir şey, şimdi ben öyle bir küstah bir tipim ki bir takım konularda hep en güzel ve en iyi olduğuma inandığım için yani sevgilimin birisine hayran olması bana tehdit gibi gelmez. Hatta ya en iyisi benim kardeşim diyordum yani. Git diyordum daha iyisini bulabilirsen ben ellerimle seni hediye edeceğim kendisine diyordum. Hani böyle bir şımarıklığım olduğu için. Ama şöyle de bir şey, belki benim tipime çok yakın olsaydı. Hani belki gıcık olabilirdim. Bana benzeyen bir tip. O kadar ayrı bir tip ki yani. Çok ayrı. Hani ben niye gıcık o? Bir de çok güzel abi. Nasıl gıcık olabilirsin ki? Ben biraz da realist bir tipim. Beni biliyorsun. Ay biliyor harikasın. Ama öyle. İşte toplum şimdi, üstü bir bilgi. Böyle mesela toplum, ben her yıl başında şey Victoria's Secret'le seyrettiriyorum zorla. Böyle geçen sene telefonuna bakıyordu da ne baksana şu kızla filan diye. Bir arkadaşım var bana diyor ki ay aşkım çok komik insanlar kocalarına yasaklıyor defileyi diyor mesela. Öyle saçmalık öyle olur saçmalık olur mu? Evet. Bence yani bir de sen benden kaç yaş gençsin yani. Hani şimdi kıskansam gençliğini kıskanayım diyeceğim. O zaman ben de gençtim. Kıskanmak gençtim nedir biri? Kıskançlık duygusu nedir? Yetersizlik hissidir herhalde. Evet. Tabii ki zaman yetersizlik hissinin belki dişe vurumu. Yetersizlik, değersizlik.
kendini sevmemekle birleşen bir şeyler. Öğretiliyordu tabii. Bence inanç kalıplarından biri. O işte 3 yaş 7 yaş arasında kodlamalar var ya. Orada kıskanç olmak öğretiliyor. Sen anne babanı görürsün. Senin anne baban kıskanç mıydı mesela? Hiç gördün mü evde kıskançlık? Hayır. Hayır. Ben de görmedim. Babam annem seyahate gittiğinde o çok iyi evlerdi. Annem babamı ayrı seyahate giderlerdi. Beraber gitselerdi ayrı odalarda. Garip bir anne babam vardı benim. Hani o kadar large, o kadar rahat görmediğimi çok seven, çok da bağlı. Ha bak, sanma yani birbirlerini boynuzluyorlardı da bilmem neydi. Ama o rahatlığı gördüğüm için, bir de babam bana hastalık bilecek kıskançlık. Sakın hastalığa kapılma derdi. Ben sırf babamın o yüzünden nezle bile olmuyorum biliyorsun. Hastalık olan her şeyden kaçıyorum. İşte bu bahsettiğin ayrımlar zaten bizi biz yapan şeyler. Gerçekten o 3-7 yaş arasında okutucuğa atılıyor ve zihnimize bunlar artık inanç kalıbı olarak yerleşiyor. O yüzden mesela herhangi bir ortamda bir adam kadını tokatladı. İki kişinin fikri orada çok farklı oluyor. Birisi diyor ki kadın dırdır ediyordu, aferin iyi oldu. Susturdu onu. Adamın artık burasına gelmişti. Öteki diyor ki adama bak nasıl kadını tokatlar. Bu işte çocuklukta. Bence o zihin kodlamalarımız. Biz ne görüyorsak anne babadan ona göre bir şekilde evriliyoruz. Rol modellerimiz onlar tabii. Değil mi? Tabii ki. Bu tabii bambaşka bakıyor herkese. Artık şey gibi bakıyor ama Nefret ediyor hepimizden eminim. Bir de öyle bir durum da yok, var. Yok yok, olur mu öyle şey? Yok olur mu? Bizim şimdi şöyle bakalım. Her biri farklı teknolojidir. Yani bir tarafta psikoloji bir teknolojidir. Astroloji bir teknolojidir. Psikiyatri bir teknolojidir. Kişisel gelişim bir teknolojidir. Bireysel halk geleneği bir teknolojidir. Bunların her biri farklı duygu ve düşünce şekilleri, farklı bilgilerdir. Ondan dolayı hiçbiri de yanlış değildir. Hepsi de doğrudur. Aslında çok yönlü bakmak gerekir. Çok yönlü baktığınızda bir doğum haritasında tabii ki çeşitli mizaçları ve karakterleri görürsünüz. Ve o karakter kaderdir. Ve o karakterin içindeki belli değerleri, dürtüleri, yapıları görürsünüz. Çünkü düşündüğünüz takdirde bir insanın doğum haritasını yeniden tekrarlayabilecek aynı sabit yıldız konfigürasyonlarıyla olması 8 milyon yılda birdir. Hı hı. Demek ki insanlar çok biricik ve tekildir. İnsanlar çok özeldir. Ve insanlar çok büyük mizaçlara sahiptir. Hepsi çok değerlidir. Mesela Özlem Hanım'a Türkiye güzeli olduğu dönemde Türkiye çok önemli 90'lı yıllar dediğimiz bir değişim ve dönüşüm dönemindeydi. İşte o dönemde Star televizyonu kuruldu 92. Arkasından Teleon, Show TV. Show TV'nin kurulduğu yıldır 92. Ocak'ta kurulmuştu hatırladığım kadarıyla. Ve o dönemde Türkiye'de bir batırlaşma ve modernleşme çabası vardı. 0900 hatlar, güzellik yarışmaları, işte ne diyebilirim, özel televizyon. Tabii var ama televizyona aktarımında ilk özeli de benim zaten. Tabii. Şey ya. Yani %78 reytingden bahsediyoruz. Tabii. Hani düşünebiliyor musun? Aktarılmıştır tabii. İlginç bir şey düşünsene. Biz tabii. Gibi kızları seyredeceksin. İlk defa show, mayoyla yürüyecekler. Ama bir de o dönemde bir ciddiyet de vardı. Yani sizlerin evet. O Türkiye çok güzeli olduğunuzda yani ciddi bir ciddiyet tabii. Vardı ve o 90'lı yılların başında, o 80'li yılların belki o biraz karanlığı, griliğinden sonra 90'lı yıllarda bir aydınlanma, bir renklenme, bir eğlence gelmişti topluma. İşte o yıllarda başladı bazı değişimler. Siz de o değişimin önemli kişilerinden birisiniz aslında. İlkisiniz. Evet. Ne güzel, ne mutlu size. İşte ama şimdi baktığımızda bakın ne kadar yani yaşımız şimdi belli oluyor arkadaşlar herkes yani. Herkes Türkiye güzeli. Zaten Instagram'da herkes makyajla, Photoshop'la bilmem neyle onun resimler çekiyor. Herkes artık güzelliğin de bir şeyi kalmadı, bir değeri kalmadı. Bence sosyal medya tabii. Güzelliği çok başka yani çok değişik değerlendirdi yani. Güzel olduğunu bilen insanla zaten bilmeyip de bunu onaylatmaya çalışan insan arasında da bir fark oluyor yani. Ben güzelim. Bunu göstermek isterim diyen var. Bir de acaba güzel miyim, öyle olur muyum, böyle para kazanır mıyım, bilmem ne yapar mıyım mücadelesinde o zoraki şeye giren var. Özlem gitti, evlendi gitti Türkiye'den. Ben Özlem'i yıllarca görmedim ondan sonra. Evet. Hatta diyorum ki ya bu kız ne oldu ya? Nereye kayboldu? Çünkü şuna alıştık. Güzel seçilirsin, sonra televizyonda bir şeyler yaparsın ya da ünlü olursun. Yani bu güzelliği yaşarsın bir yerlere mesleki anlamda da. Güzelliğin avantajlarını kullanabilirsin. Bunu bir sürü kızımız da o şey erkeğimize yaptı. Özlem yok oldu. Meğerse Hollandalı bir beyle evlenmiş. Ve Hollanda'ya yerleşti.
Aslında Hollanda'ya yerleşmek güneşli güzel ülkemizden gidilebilecek en depresif ülkelerden biri. Hava olarak ama yaşaması da çok güzel. Hava olarak insanlar öyle bir algıya kapılıyorlar ama inanın Londra'da yaşamaktan çok çok daha keyifli. Bir de yani gerçekten bu sene yapılan bir sürü araştırmada National Geographic'te de bu yayınlandı. Dünyanın en mutlu çocuklarının yetiştiği bir ülke. Ama çocuk çünkü çocukluğunu yaşıyor. Çocuk çocukluğunu yaşıyor. İnsanların da hayat kalitesi gerçekten çok yüksek ve orada artık dış faktörlerde takılı kalmıyorsunuz. Yani güneş şu kadar saat varmış filan. Ama ben sana söyleyeyim, onu hissetmeden depresyona girersin. Hani biz güneşe çok alışık olduğumuz için ben bir keresine bir kış gittiğimizde buraya ben burada bileklerimi keserim dedim. Ne mutluluğunu isterim buranın ne bilmem neyini. Bu ne dedim ya? Ben mesela güneşe tapan biriyim ama belki... Evet ama yaşadığımız ülke sınırları içerisinde psikolojik olarak o kadar farklı bir pencereden yaşanıyor ki o güneş olmasa zaten intihar sayısı evet, çok fazlalaşırdı. Yani sanki evren de sisteminde ona göre ayarlıyor. Hani burada bunu vermemiş ama güneşi vermiş. Orada doğru söylüyorsun. Bravo doğru söylüyorsunuz gerçekten. Evlendin, Tara'yı doğurdun. Evet, İlk evet. İlk çocuğun evet. Tara, iki gün önce Türkiye güzeli seçildi, Türkiye ikinci güzeli seçildi. Ne mutlu. Çok başarılı. Uğur'a diyor ki, Uğur'un astrolojisine de baktı. Çok aklı başında, çok cici bir genç kız diyor. İnşallah kaderi, her şeyi, güzelliği kadar güzel olur her zaman hayatı. Sonra çok ilginç bir ikinci çocuğum var. Evet, dört yıl sonra kardeş geldi. Kardeş ve bir küçük oğlum daha var. Evet. Şimdi mesela Hollanda'da yaşadığın için mi acaba üç çocuk doğurmaya cesaret? Yok, Daniel'de yaşadığımız sağlık probleminden sonra aradan 7 yıl geçmişti. Zaten planlanmış bir durum değildi ama ben böyle 5. 6. yılında Daniel biraz o ameliyatların sonuna doğru yaklaştığını hissettiğimizde kesinlikle yeniden anneliği tatmak, sağlıklı bir çocuğu dünyaya getirip onu bir emzirmek, bir iyileşme prosesi olacağını düşündüm. Ya bu kanıya nereden vardım? Belki sohbet ettiğim insanlardan, okuduklarımdan, izlediklerimden, benden önceki engelli çocuk büyütmüş annelerden bir yerden onu ben sentezledim ve dedim ki bu bana iyi gelecek. Ve hani onu düşündüğüm zaman da zaten o enerjiyi yolladım ve bebek geldi. Ha bebek geldi. Evet. Daniel'i doğurduğum zaman yani sen ben hüngür hüngür ağlarım her anlattığımda konuşmaları da dinlediğimde kendi kendimeysem bile ağlıyorum. Çok büyük bir cesaret. Gerçekten Oğuzhan'cığım. Ben bunu asla bilemem. Ben çocuk sahibi olmanın nasıl bir şey olduğunu da bilemem asla. Sadece ben dışarıdan baktığımda bana korkunç geliyor. Benim de vardır haritamda bir şey. Çünkü bana hiçbir zaman çocuk sahibi olmanın mutluluğunu kimse anlatamaz mesela. Garip bir şey içimde var. Çocuk bir derttir hayatta. Benim için öyle. Niye bilmiyorum. Çünkü dürtünüz farklı. Şimdi her kadın annelik dürtüsüne sahip olacak. Her baba babalığı sonuna kadar doğru öğrenilebilecek diye bir şey yok. Yok. Yani bu bir dürtü meselesidir. Yani annelik aslında biyolojik bir yapıdır. Biyolojik bir döngüdür. Bazı kadınlar östrojen seviyeleri, prolaktin, progesteron seviyeleri, beyin gelişimleri, doğum haritaları bu sebepten dolayı daha ziyade türün devamları için çok önemli duygulara sahiptir. Bazı hanımlar ise daha ziyade bizim o mitolojide daha Athena, Artemis dediğimiz avcı kadın motiflerindedir. Yani mücadele eden, çocuk sahibi olmayan, işte üniter evriliğe biraz daha karşı olan bir karakterdir. Bu da çok doğrudur ve doğru normaldedir. Ama bizler gibi toplumlarda çoğunluğun dışındaki kişilere marjinal dediği için kişiler biraz kendilerini uyumsuz, kendilerini mutsuz hissedebilir. Evet. Mesela burada işte empati yasaları vardır. Empati. Çocuğu olmayan bir kadının çocuğu olan bir kadını anlamaya çalışması. Veya baba olmuş bir erkeğin baba olmamış bir erkeği veya baba olmamış bir erkeğin baba olmuş bir erkeği anlama çabası. İşte bunlar bizim empatik duygularımızı geliştirir aslında. Şimdi annelik ve babalık çok zor iş. Annelik çok zor iş ama babalık da zor iş. İnsan özellikle baktığı zaman sanki annelik çok kolaymış gibi geliyor. O kadar sakin ve güzel büyütüyor. Tabii ki. Yani ortanca oğlunu da Daniel miydi? Evet. Yanlış söylememiyorum. İki oğlanın. Birbirine benziyorlar. Daniel'in doğduktan sonra yaşadığı dehşet ve üzüntü ve onun çaresini arama. Yani böyle adım adım bu çok zor bir süreç. Çocuk öyle kedi köpek almaya benzemiyor. Yani ben bu kediyi beğenmedim. Aa işte iyi çıkmadı bunu geri vereyim birine takalayayım. Yok.
Onu doğurdun bitti. Doğurdun bitti. Şimdi bakın, deminki videoda bir şey söyledim. İlk önce genç kızlarımıza bir şey anlatmamız gerekir. Bir şey bilmeleri gerekir. Yani annenin aslında en büyük sorunumuz, biz şu anda ataerkil toplum olduğumuz için bu ataerkil toplumlarda erkek ve kadın arasındaki cinsellik ve çocukla ilgili pek çok kavram tabudur. Kitaplar yeterince bilgi vermez. Matasis dediğimiz örgün eğitim sistemi, sağlık dersi de yeterince bilgi vermez. Öğretmen verebildiği kadar verir ve bunlar çok sınırlıdır. İlk önce bir kadının, her kadının potansiyel bir anne adayı olduğunu fark etmesi ergenlikten itibaren gereklidir. Kadın anne adayı tercih eder irade olarak. Tercih etmez, o kişisel tercihtir ama vücudunun, yani ben versiyon 2 diyorum, Adem 1 ise Havva versiyon 2, ileri versiyon. Biri, ben de aynı kanıdayım. Biri Windows 7 ise diğeri Windows 10 yani. İleri versiyon şimdi. İleri versiyon şimdi, bu ileri versiyonda şöyle bir özellik var. Yani bir yavru taşıyabiliyor ama bakın, bir yavru taşıyabiliyor. Yavru içinde döllenebiliyor. Tohumu erkekten arıyor ve bu yavruyu büyütüyor. Yavruyu büyüttükten sonra bu yavru çıkıyor. Yavru çıktıktan sonra onu göğüsleriyle besliyor. Onu göğüsleriyle besledikten sonra öyle bir bağ kuruyor ki onu bir de eğitiyor. Şimdi bir kadının bence kız çocukluğu, işte genç kızı, genç kadını, anneli, ki onun da genç annelik bence orta yaş ve erişkin annelik olarak değişir. Anneli, annelikten sonra çocukları büyümüş veya kızı olduysa, kızının çocuğu olduğunda anneanneli denilen dönemleri vardır. Ama bunu kadın bile bilmiyor. Bakın, orta yaş krizinin bile bir ergenlik, yani orta yaş ergenliği, orta yaş depresyonu olduğunu, andropozun ve menopozun psikolojik bazı yapılara sebebiyet vereceğini ve bunun insan biyolojisindeki olumlu ve olumsuz süreçlerin içindeki normaliteler olduğunu anlatamıyoruz bu topluma. Yani bunu anlatacak bilim adamları da çok ortada yoklar. O zaman onları biz anlatmak zorunda mıyız? Yani ben 4 yıldan beri orta yaş sendromlarını kaç kere anlattım burada ki yüzlerce güzel mesaj aldım. Pek çok psikolog, psikiyatrist arkadaş, neredesiniz yani? Bizim görevimiz değil, bir astronom görevi değil. Ben bir psikolog değilim, psikolojik astroloji uzmanıyım. Şimdi baktığınızda tabii ki buradaki yapı kişilerin çok gönlü bakmasıyla alakalı. Anne diyoruz, mami diyoruz birincisi. Doğum haritasında bir başka insanın doğum haritasında bir fenomensin sen birincisi. O kadar değerlisin ki. O kadar değerlisin ki, bırak eş olarak da değerin var ama, çocuk olarak da değerin var ama bir başka insanın doğum haritasındaki aysın sen. En büyük koruyucusun, en büyük değersin, en büyük yapısın. Yani sen o toplumu yöneten ana kraliçesin ama bunun farkında değilsin. İşte senin yarattığın çocuklar Adolf Hitler de olabilir, Graham Bell de olabilir, Alexander Fleming de olabilir. Sen busun aslında, bu güce sahipsin, yaratım gücüne. İşte bunu fark etmeleri gerekiyor. Ama Hollanda bu konuda bence çok modern bir ülke. Hollanda'nın çok anne çocuk ilişkisine çok değer verdiğini, Hollanda'da çocukların mutluluğunu, dünyanın en mutlu çocukları seçiliyor Hollanda'da. Doğrudur. Biz çocuklarımızı çocuk olmayı gözleyen, yani çocukça yaşamalarına izin veriyoruz. Bir kere çocuk mutluluklarını yaşamasına izin veriyoruz. Abuk subuk derslerle, ödevlerle, bilmem nelerle kafalarını şişirerek değil, bak, neşeyle, keyifle öğretiyoruz. Bak, katılıyorum. Çocuğunun çocukluk yaşamasına izin veriyor. Katılıyorum. Özlem Hanım, burada lafınızı keseceğim, özür diliyorum. Bili. Şimdi bakın, anaokulundan benim ufak kızımın ismi Venüsalya. Bir anaokuluna başladı. İsmi lazım değil okurum. Bence çok güzel bir okur. Çok değerli öğretmenleri var. Onun rakibi bazı okullara bakıyorum. Ya anaokulu, 3. sınıf anaokulu 1, 2, 3 diye gidiyorlar ya ilkokuldan. Ya 5 yaşındaki çocuğa okumaya yazmayı öğretmeye çalışıyor. Matematiği öğretmeye çalışıyor. İleride de işte ona ÖYS, YGS, ıvır zıvır sınavları hazırlayabileceği bir yapıya. Ben şöyle düşündüm. Kendi adıma ben şöyle düşündüm. Benim çocuğum mutlu bir çocukluk yaşayacak arkadaş. Ben mutlu bir çocuğun babası olacağım. Ben sınav sistemi içine bir yarış atı büyütmüyorum. Çünkü o yarış atı olarak büyüttüğünde sisteme köre yaratıyorsun. Pardon? Sisteme köre. Steve Jobs okudu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Steve Jobs okumadı diye hiç kimse okumasını hayır demiyoruz buradan. Ama bazı insanlar da okumadan başarılı. Şimdi bakın, okumak biz matasistir.
Okült sistemler içinde. Eski Yunan da bunu bulmuş. Okült sistemler de bulmuş. Eğitim yapısı, eğitim. Matasis, örgün eğitim. Örgün eğitim dediğiniz şey nedir? Bir sistem belli kurallar koyar. O kurallar içinde çocuğun belli eğitimlere gelerek belli bir iş gücü yaratması sağlanır. O iş gücü karşılığında da bu çocuk hayatını kazanabilecektir. Bu sistem bizde bozuk. Sürekli de değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an eğitim sistemi berbat durumda. Ve sürekli bu eğitim sistemi değişiyor. Çocuğunuz 3. sınıftayken çocuğunuzun hayal edin bakalım simülasyonunu. Bakın başarılı olmak için bence aslında kabul edilmiş bir yapıdır bu. Şöyle düşünün. Çocuğunuzu bir yerde görün bakalım. Doktor olduğunu, diş hekimi olduğunu görün. Veya hayal edin mühendis olduğunu. Veya deneyeri nerede görüyorsun? Veya tarayı nerede görüyorsun? Onu ve oraya gitme aşamasını ayar ettikten sonra oradan bakarım buraya gel. Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl geleceksin buraya? Çocuk ilkokul 3'teyken eğitim sistemi değişiyor. Çocuk lise 2'deyken eğitim sistemi değişiyor. Ben mesela Finlandiya eğitim sisteminde bir okula vermek istiyorum. Ama Finlandiya eğitim sisteminde vereceğim okulun sonucunda o çocuk, kızım acaba ilkokuldan sonra işte bir yere kadar götür. Türkiye'de herhangi bir üniversitede nasıl eğitim alacak? Hadi buyurun. Finlandiya eğitim sisteminin sonucu da... Üniversiteyi de orada okuyacak mecburen. Finlandiya'da mı? Fince mi? Ne bileyim ben. Yani. Lise'yi nece okuyacak? Japonca mı okuyacak? Türkiye'de bunu Finlandiya eğitim sistemi. Ha, ama... okey. Burada var. Ama var, var, var. Var canım ya. Aman şimdi yani. Finlandiya eğitim sistemi nedir? Bak ben İngiltere'de şunu görmüştüm. Var, var ama ben de sizin sözünüzü keseceğim. Şimdi bir 5-6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve çocuklarım orada doğdu, büyüdü ve okudular. Buyurun. En ufaklık yalnızca burada kreşe başladı. Tabii sistemi, eğitim sistemini Avrupa'da özellikle Hollanda'da çok iyi biliyorum. Çünkü bir özel eğitimde bir normal eğitimde çocuk yetiştirdim. Tarih orada Montessori eğitiminde yetişti. 2,5 yaşında Montessori kreşe başlayıp 12'ye kadar Montessori, Maria Montessori'nin keşfedip uyguladığı bir sistem. Oyun oynayarak, gerçek materyalleri kullanarak, kendine özgüveni çok yüksek, her şeyini çok küçük yaşta gerçek materyaller üzerinden yapan çocuklar. Yani 3 yaşında, 4 yaşında dikiş iğnesi, makas, obu, her şeyi ellerine aldılar. Ve yani evet... Bazı aileler tabii ki bunu seçebiliyor ama hani okul ortamı içerisinde yani monopoli parasıyla değil gerçek parayla gerçek bir süpermarketi kurup orada satış yaptılar. Hem kasanın bu tarafına geçtiler hem önüne yani hayatta her şeyi deneyimlediler ve yani ev ödevlerimiz bizim bir kere ders anlamında hiçbir şey yoktu. Verilen ev ödevi bugün çamaşır makinesini beraber boşaltın ve çamaşır asın ya da bulaşık makinesini beraber yerleştirin. Ev ödevleri bunlardı. Bunu erkeklere de öğretiyor. Tabii tabii kız erkek herkes tabii tabii ve hani çok ileri bir yaşta ele kalem alındı yazı yazmak için. Hep böyle kocaman sepetler içerisinde kum ve kumların üzerine parmakla yani mühim olan kafaya yazmaktı. Şey tabii yazıyı öyle öğrendiler sayıları şeyleri öyle ama bizde halen eğitim sisteminde ilkokul 1'de en son tabii ki oldum bir de solak üstüne üstlük hala yan çizgiler tekrar yani o çok farklı. Mesela şikayet ediyor mu burada eğitim? Onu bilmediği için. Karşılaştırma şansı olmadığı için şikayet etmiyor ama ben sistemden şikayetçiyim ve yani bu sistemde ben kendi çocuğumu büyütmek istemiyorum. O yüzden de zaten geçen sene onu ben özel okuldan aldım ve devlet ilkokuluna verdim. Çünkü bu eğitim öğretim işinde sonunda galiba evde eğitime falan geçeceğim ama ben şöyle bir inancım var benim artık 45 yaşında 3 çocuk arada bir de özel bir beyni de eğittiğim için bence öğrenmemeleri gerek. Ne kadar öğrenmezse çocuk özünden yaratıcılığını daha fazla çıkarabiliyor. Zaten bahsettiğimiz dünyadaki bazı isimler okuldan terkler ama inovasyonlarda inanılmaz şeylere imza atmışlar ya işte terk edip o verilen öğretiyi almak yerine esas aslında bize her zaman için o kanaldan inen bilgiyi açmak adına işler açılıyor. Bazı otistik ailelerin çocuklarında bu tarz eğitimleri uyguladılar. Hiçbir şey öğretmeyip çocuğun dünyayı keşfetmesi. Zaten bambaşka ama inanın normal bir zekaya sahip çocukta da ben şu anda oğlumda görüyorum. Diğer arkadaşları saat 4'e kadar okuldalar. İlkokul çağında 12 ayrı öğretmenle ders yapıyorlar. Hani resim, müzik, matematik, Türkçe, İngilizce şeklinde. Evet, ilkokulda bence bir çocuk bir kişinin elinde yoğrulmalıdır.
Belki beden hocası farklı olabilir, müzik farklı olabilir ama o kadar. Ve tek kişiyle muhatap olduğunuz için o insan çocuğunuzun her türlü gelişiminden haberdar. Ama özel okullarda 8 ya da 12 ayrı öğretmen gezmek zorunda kalıyorsunuz. Sıkıntılı bir durum. Ve tabii ki çocuğun yaratıcılığını gösterebileceği ve o kapılarını açıp kendini keşfedebileceği bir ortam değil. Bu çok fazla yükleme var. Çok yükleme var, çok fazla ev ödevi var. Benimkinde mesela evet, abi, ne, bu kadar çok az. Yüklüyorlar bu çocukları gerçekten. Ne oluyor bu? Biz şey mi oldu? Bilim adamı. Ve tabii Hollanda'da çocuk yetiştirdiğim için şunu biliyorum. Lojistik olarak da herkes bisikletle okula gidiyor. Çocuğunuzu bile ona bir arkasına küçük bayrak takıp onun kendi bisikletiyle yan yana gidiyorsunuz. Yaklaşık okulla ev arası 7 dakika 8 dakika gibi mesafeler ve çocuklar eve geldikleri zaman direkt bahçeye çıkarlar. Dışarısı -8, -12 yağmur, çamur, kar fark etmez. Ve doğada dokunarak yani o yapraklar toplanır, mantarlar aranır. İşte biz de çıkarılmaz. Kirlenir bir kere. Kirlenir, terler, hasta olur. Eller ya kedi tırmalar ya köpek ısırır. Sonra işte aman o pis meyve yeme ağaca tırmalar. Ya ben sana bizi doğadan uzaklaştır işte çocukları. Sonra işte daha önceki programda Buğra anlattığı gibi hapları da yiyip. Diyorum ki bu çocuklar niye etler aktif? Çünkü toprakla bağlantısı kesilmiş, deşarj olamıyor ki çocuk içindeki o şeyi, enerjiyi atabilmek için sapıtıyor. Hollanda'da çocuklar 8-9 yaşına kadar her şeyi elleriyle yaparlar. Dokunduğu hiçbir materyal, yemek dahil, arasına başka bir şey sokmuyor. Ne metal ne tahta. Her şey elleriyle. Elle mi yemek yedir? Evet, elle yiyor. Evet, okullarda da çatal bıçak kullanıyor ama 8-9. Yani ondan sonra zaten eğitimi ve yani ülkedeki medeniyet seviyesinden ötürü çatal bıçağa geçtiğinde de zaten tak diye geçiyor. Ama o ana kadar her şeye dokunarak ve dışarıda o kire, toprağa, her şeye dokunuyorlar. Ve büyük değişim. çok farklı. Evet. Sana sordular yani bu çocuk bugünü çıkarmayabilir. Ne yapalım diye. Ne yapalım bence değil, kalp işte, evet, kalp durduğunda yaşatalım mı, bırakalım mı? Evet, evet. Ve bir anne yüreği işte böyle bir şey. Hani şimdi ben mantıken dışarıdan bakan bir insan olarak şimdi bana böyle bir şey anlatırsa aman abi bırakın derdim. Diyebilirsin de bu arada yani ayrıca anne evet olduğun işte, kendi doğurduğun halde yine eğer bilinçli bir seçim yapıyorsan olabilir. Ama bunun altında tabii çok büyük bir bencillik de görüyorum. Çok zor. Yani inanç kalıplarımız var ya çok nasıl, zor. Mesela nasıl verdin böyle bir kararı? Yani şimdi ben seyircilere hani anlatır mısın anlatmaz mısın bile o kadar detaya girmek istemiyorum ama... Bir BTR hazırladı Buğra da Daniel'le ilgili, senin TED konuşmanla ilgili. Onu zaten oraya koyacağız. Ben şeyi merak ediyorum, vicdanen gerçekten bak çok büyük yürek ister bu. Çünkü sen o çocuğun kalbi durduğunda onu yaşatmaya çalışın dediğin anda o çocuğun hayatının sonuna kadar sorumluluğunu alacaksın demek. Ama yani... unutma, başka bir şey daha var. O kadar basit değil. Sen o çocuğu yapmaya karar verdiğin anda zaten o sorumluluğu alacaksın. Muhakkak. Ama o çocuk... Ama ne çıkacağını bilmiyor ki şimdi. Normal, tabii, güzel, sağlıklı bir kadın, sağlıklı bir kocası var. Diyor ki benim çocuğum sağlıklı doğar yani. Tabii. Bu beklenti. Bir de sağlıklı bir çocuk doğurmuşsun zaten. Yaşın zaten çok müsait. Hani amniyosentez falan hiçbir şey yani gerektirmeyen bir yaştayım. Tabii ki de sağlıklı bir çocuk bekliyorsun herkes gibi ve hani hiç ailede de herhangi bir doğum anomalisi ya da bir sakatlık yaşamadığım için hani eş dost etrafta da yaşamadığım için ne anlama geleceğini de bilmiyorum. Bilmiyor bak hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorum. Bunu sen daha iyi bilirsin, çok büyük bir deneyim bu. Tabii ki. Şimdi Özlem Kaymaz, Özlem Kaymaz olarak VTR'ye gittik zaten, gitmedik mi? Yok, gidelim. VTR'ye gidelim o zaman. Hadi gidelim. Dönüşte tekrar konuşuruz. Bay bay. Küçük bir kız çocuğunun başarılı bir genç kıza, azimli bir kadına, güçlü ve fedakar bir anneye dönüşme yolculuğunda bana bir gün bir soru soruldu. Hatta hayatımın en zor sorusu. Hemşire geldi içeriye. Bebeğinizi hayatta tutmaya çalışıyoruz ancak bunu burada yapmamız mümkün değil. Başka bir hastaneye transfer etmemiz gerekiyor. Çocuğunuzla tanışıp
Vedalaşmanız gerek çünkü yolda onu kaybetme riskimiz çok büyük dedi. 3 saniyen var, pompayı çekeceğim, oğlumla tanış ve vedalaş dedi. Ve hayatımın o en zor sorusu soruldu bana. Sabahleyin tüm bu serüven içinde 2 kez kalbi durmuştu Daniel'in. Ve o akşam yeniden kalbinin durmasından şüpheleniyorlardı. Bırakalım mı, yaşatalım mı sorusu geldi. Ben evet dedim. Baba hayır demişti. O gece Daniel'in kalbi durmadı. Ertesi sabah odamıza gelen ilk ziyaretçi babaanneydi. Ailedeki herkese olayı haberdar etmiş ancak baş parmaklarının eksik olduğunu utandığı için söylememişti. Benim kulağıma bunu fısıldadı, içim buruldu. Derken İstanbul'dan anneciğim geldi. Onun derdi kendi yavrusuydu, daha Daniel'i görmemişti bile. Ellerime sımsıkı sarılıp, her ne olursa olsun benim evimde bir odası var. Sen bir çocuğun daha annesisin. Ayakta durmak zorundasın, hem de dimdik. Tara mahvolmuş durumda evde dedi. Bu cesaret veren bir konuşmaydı ama o anda ben kızımın aklıma bile gelmediğini fark ettim. Geceden beri öyle korkunç şeyler yaşamıştık ki kendimi çok kötü hissettim. Akşam üzeri Tara geldi hastaneye. İşte iki kardeşin ilk karşılaştıkları an. O 4 yaşında bir kız çocuğuydu. Hayatımızın en mutlu günü olması gerekiyordu. Herkes bize söz vermişti. Hani bebeğin sağlığında hiçbir problem yoktu. Tara nereden bilebilirdi daha kaç gün boyunca erkek kardeşini o yoğun bakımda ziyaret edeceğini. Bunu biz de bilemezdik. Meğersem bu yoğun bakım tam 365 gün sürecekmiş. Evet, 11. güne gelmiştik. Bize açıklama geldi. Nager sendromu ile doğdu oğlunuz. Alt çenesi gelişmemiş ve ömür boyu gelişmeyecek. Parmak eksikliği var. Hayattaki 3 ana fonksiyonu yapamıyor şu anda. Nefes almak, yemek yemek, konuşmak, herhangi bir ses çıkarmak. %60 ve %40 duyma kaybı var. Fotoğrafta ona söylediğim ninnileri duymuyordu bile Daniel. Görmede bozukluk var, kalp, akciğer, baş parmakları eksik, elin %50 fonksiyonu. Olmayan o kadar çok şey vardı ki ve ne yapıp yapamayacağını bilmediğimiz de bir o kadar çok şey vardı. O yüzden işte biz en büyük mücadeleyi o tüpten kurtulmak için verdik. Ve bunun tek çaresi vardı çene uzatma ameliyatları. Bunlardan 2 tane geçirdi o yoğun bakım süresince. Doğum gününden tam 1 gün önce Daniel'i eve getirmeyi başarabildik. Maalesef trakeostomi ile. Hastanede çalışmış olan personelin 20 tanesi bizimle birlikte Daniel'in ilk yaşını kutladı. Düşünün, tüm o 1 yıl boyunca bir anne bütün gün Daniel'in yanında onu makinelere bağlı yaşatmayı öğrenmeye çalışırken göğsünde bir tülbent taşırdım. Geceleri onun yanından ayrılırken anne kokusunu duysun, güvende hissetsin diye yanına sererdim. Evet, bu süre içerisinde Daniel hiç yemek yemedi. Bugün 16 yaşında halen özel bir sıvıyla besleniyor. Daha hiçbir yemeğin tadını bilmiyor. Ancak hiç aç kalmadı. Konser salonlarının önünde biz bir sosisli sandviç bulamazken bile Daniel'i bir şekilde tübüyle beslemeyi başardık. Hayal edin, bir lokma bile yiyemeyen bir çocuk ve aynı masada oturuyorsunuz ve o sizin oğlunuz. Her restoran seçimini Daniel yaptı. Bugün hala böyledir. Suratındaki o çivilere rağmen, görünüşüne hiç aldırış etmeden her partide, her yılbaşında, her doğum gününde Daniel bizimle birlikte kutladı. Ve ameliyatlar. Evet, %50 fonksiyon baş parmaklarımızdır. Daniel 4 taneyle doğmuştu. İşaret parmaklarını alıp onları baş parmak yaptılar. Böylece biz ellerde de %50 fonksiyonu kazandık. Daniel'in tüm çene uzatma ameliyatları ki bunların bir tanesi 4 ay sürüyor. En az 10 tanesini Hollanda'daki devlet hastanelerinde bir Hollanda vatandaşı olarak geçirdi. Maalesef hepsinin sonucu hüsrandı. Çene uzamadı, dil kökü öne gelmedi, nefes yolu açılmadı ve biz trakeostomi ile 7-24 ölüm ile hayat arasında savaşan bir çocukla beraber yaşadık. İlk doğum günü olarak kutlayacağımız o gün gelmişti. Artık hayatla ölüm arasındaki çizgiden çıkıp onun sesini duyabilecektik. İşte o sabah ben trakeostomiyi çıkartıp o kurdeleyi kestikten sonra bayram havası esiyordu.
Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesiydi. Evet, hemen yemek yiyemeyecekti ağzından. Hala da yemedi ama en azından onun anne dediğini duyabilecektim. Ve bir şekilde artık o pamuk iline bağlı yaşamayacaktık. Denize girebilecekti, yüzmeyi öğrenebilecekti. O kadar çok şey, yeni şey yapabilecekti ki. Daniel bizlere koşulsuz sevgiyi öğretti bu süreç içerisinde. Ondan hiçbir şey beklemedik. Normal bir çocuğun attığı adımlar coşkuyla karşılanır. Daniel'inki sanki ayda atılan ilk adımlar gibi coşkuyla karşılanıyordu. Düşünsenize, bu çocuk bu kadar yakışıklı gözükmek için kaç ameliyat geçirdim biliyor musunuz diye konuşur. Böyle bir özgüveni size ancak koşulsuz sevgi sağlayabilir. İki kardeş arasında da bu koşulsuz sevgi vardı. Bu dinlediğiniz Daniel'in medikal hikayesi, farkındayım. Ama bu ona pişirdiği hiçbir yemeği bugüne kadar yedirememiş. Anne demesi için tam 7 yıl beklemiş. Senelerce başucunda yardım isteyemeyeceği ve makinelere bağlı olduğu için uyumamış bir kadının, benim hikayem. Hatta bana sorarsanız en büyük fedakarlığı yapmış olan ablası Tara'nın da hikayesi. Tara, Daniel'in hayatındaki en önemli kişi. Tara onun anne yarısı, ablası, öğretmeni, hemşiresi, fizyoterapisti, can yoldaşı, sırdaşı, oyun arkadaşı. O kadar çok şey ki Daniel için. Hatırlıyor musunuz benim için mutluluğun kavramı neydi o gençlik yıllarında? Meğersem mutluluk hayatın anlamında gizliymiş benim için. Hayatın anlamı ise 3 şey ifade ediyor bugün bana. Aidiyet, amaç ve benim hikayem. Aidiyet, sevgi bağı ile kurulmuş insan ilişkileri demek. İşte benim en büyük aidiyet duygum. 3 tane evladım. Sırtımdalar bir ömür. Ama hiç ağır değiller. Aksine benim için çok hafifler. Hayat bazen ters gittiği anlarda, başımıza gelen kötü şeylerde gelip o sert kabuğu kırıyor ve içimizde özümüze ulaşmamızı sağlıyor. İçimizdeki potansiyeli dışarıya çıkartıyor. İşte bana sorulan hayatımın en zor sorusunda meğersem ben bu yolculuğa çıkmışım. Sizlerin de hayatlarınızda anlamlarına ulaşmanız ve güzel amaçları için yaşamanız dileğiyle. Çok teşekkürler. Geri geldik. Demek ki soruma devam edeceğim. Özlem'in bu zaten haritasında gözüküyor diyorsun böyle bir şey. Tabii ki. Chiron'la ilgili. Özlem ama diyebilirdik ki hayır. Durursa kaybı bırakın. Ben istemiyorum. O deneyiminden yoksun mu kalmış olacak? Başka bir yerde. Deneyimi yaşaması mı gerekiyor? Başka bir yerde yaşayacaktı. Yaşayacak. Sonraki çocuğun doğrusu. Ha öyle mi? Muhakkak yaşayacak. Engelleyemezsiniz. Deneyimi yaşamak zorunda. Yaşayacak yani, ona biz tabura rasa boş laf diyoruz. Engelleyemez. Eğer yani o engelli çocuğu olan kadın illaki bunu mu yaşamak? Denemek, yani deneyim demek. Şimdi astroloji. Deneyim o. Beşeri astroloji olarak bakarsanız tabii ki orası ırksaldır. Ama spiritüel astroloji olarak bakarsanız, oriental ve oksidental bölge olarak baktığınızda çocukla ilgili bölge oksidental bir bölgedir. Yani bir doğum haritasında oksidental ve oriental bölgeler vardır. Oriental bölgeler deneyimsel anlamda değiştirebileceğin yapılardır. Ama oksidental dediğim bölgeler, ki oksidental bir evdir çocukla alakalı bölge, o bölgedeki deneyimi değiştirme şansı yok. Orada kalbinin durmasına izin verirsiniz. Bir sonraki çocuğunuzla bunu yaşarsınız. Başka bir şekilde yaşarsınız ve yaşayacaksınız. Kavramlar farklılaşabilir, şekiller değişebilir. Var olan çocuğunuzla da yaşayabilirdiniz. Hadi olmadı, torununuzla yaşardınız. Yani çocukla ilgili bir deneyim yaşattıracak yani. Çünkü çocukla ilgili o deneyimi yaşayacaksın. Çünkü başka altıda başka bir sebep de var. Şimdi bakın, seçilmişlik. Bazı doğum haritalarında seçilmişlikler vardır. Şimdi bir de karma felsefesi çok yanlış anlaşılır. Karma felsefesi, inanın, doğuda bile çok doğru anlatılamıyor şu anda. 1800'lerden beri. Bu durumuna bak, gördün mü? Kim bilir ne yaptı da böyle bir ceza aldı falan. Var böyle saçma. Şimdi tabii. Olabilir tabii. Şimdi burada şöyle bakarız. Karmanın tipleri vardır ve doğu astrolojisinde, doğu bilgeliğinde, batı astrolojisinde, batı bilgeliğinde ve sufizmde de vardır. Yani İslam sufi ekollerinin hepsinde de vardır bu yapı. Ama mantık şudur. İnsani yargıların ötesinde bir bilincin açıklaması veya insani yargının ötesindeki bir kavramla karşı karşıya kaldığında iş matematiktir.
O matematiksel unsur ve yapıları astrolojik sembollerle gördüğünde olgu şudur. Bazen seçilmişlikler vardır. Bazen bu bir karma değil, bir darmadır. Gidilmesi gereken bir yoldur. Bir kaderdir. Darma. Darmadır. O zaman o darma nedir? Sosyal rol model olmaktır. O sosyal rol model olarak bu problemleri karma ve karmik döngülerle veya samsara ve samsarik döngülerle yaşayan kişilerde uyandırmaktır. Sistem de şu, basit bir soru soracağım size. Dev bir orasılıklar evreni içinde real yaşayan ama ne kadar real ve yaşayan varlıklar olsanız da dev bir bilgisayar yazılımının içindesiniz. Ve sistem sizi uyandırmak istiyor. Bilgisayarın içindeki Word programısın. Nasıl uyanacaksın? Word programı olduğunun farkına varır mısın? Yok, nasıl olacak? Yaşayacağın darbeler ve acılar sayesinde. Yaşayacağın o acılar ve darbeler engelli bir çocuk, çocuk kaybı, çeşitli şekillerde sıkıntılar ve problemler, tecrübeler. Tecrübelerin tek sebebi gelişme, evrimleşme ve uyanman içindir. İşte bu evrimleşme ve uyanışla ilgili bazı rolling modeller olması gerekir. O rolling modeller, yani sistemde herkesin kolektif bir rolü vardır, bili. Tabiatta nasıl her bitkinin bir anlamı varsa etrafınızda gördüğünüz herkesin bir anlamı vardır. Ve bunlar işte biricik ve tekir seçilmişliklerdir. Bu seçilmişliklerin içinde Daniel seçilmiş, siz seçilmişsiniz ve rol model olacaksınız. Daniel de özlemi seçmiş ve o varoluşu seçip gelmiş. Yalnız çünkü şimdi deneyimi de alıp bir deneyim değil. Tabii. Ve çok enteresan, hani bugün bu bilgiyi bu şekilde astroloji kanalından böyle alıyorum ama zaten bu benim ruhumun, canımın içten içe zaten bildiği bir şey. Yani o program, o yazılım içerisinde bunların olması, zaten bu işi benim bu kadar iyi kotarabilme sebebim de hep o inancım. Ya burada bir şey var, bu çocuk bana geldi ve doğru yere geldi. Çünkü biz beraber bunu, yani bunları zaten ben o ilk haftalarda bile biliyordum. O yüzden hikayemi bugün anlattığımda vay be diyorlar, ne kadar hani ben yapamazdım. Evet, o yüzden bana geldi zaten. Evet, sen yapamayacağın şey. Yani hani kafanı doğru, buna yormana gerek tabii yok. Ki, tabii ve ki. O yüzden hiçbir zaman ben o ters tarafına düşmedim. Hani bir şey yaptım da karmik cezalandırılıyorum tarafı benim aklımın ucundan geçmedi. Çünkü karma değil darmayı yaşadığımı ben darmanın kelime anlamını bilmeden zaten oluşum onun ne olduğunu biliyordu. Yani bu bana geldi. Teşekkür ederim dedim. Çünkü ben kendi içimdeki değişimi gördüm. Bugün 16 yıl oldu. Ve 16 yıl önceki müthiş bir çocuk ve orada müthiş bir dönüşüm yaşamış bir kadın var. Yani 18 yaşındaki kraliçe olmuş top model Özlem nerede? Bugünkü Özlem nerede? Yani müthiş bir yolculuk ve ben o yolculuğu Daniel'in sayesinde yaptım. Ne yazık ki tırtır kelebeğe kolay dönüşmez. Evet. Biraz önce söylediği o darbeler var ya uyanışı sağlamak için, onlar gümüş tepsilerde gelen şeyler değiller. Darbe dediğimiz şey sert geliyor. Çünkü genelde şuna alışmışız ya, insanlar hep niye ben? Uyanman bir şey için. Geldiği anda niye bendir? Bakın, uyanman için, fark etmen için. Şimdi bakın, ne yazık ki bir kullanma kılavuzunuz yok. Doğuyorsunuz, bir aile tarafından büyütülüyorsunuz. Ve ailenin yargılarıyla bir noktaya geliyorsunuz ve toplumunuzun temsil ettiği bir yargıyla bir noktaya geliyorsunuz. Ve bazen ailenizin dışında kendinizi tuhaf ve garip hissediyorsunuz. Yani düşünsenize, anneniz ve babanız size penguen olduğunu söylüyor ama siz kutupta üşüyorsunuz. Bir tuhaf değil mi bu şimdi? Şimdi siz bir penguen diyorsunuz ki, çok özür dilerim. Var ya Happy Feet. Filmi var diyorsun? Bunun biliyorsun. Şimdi ne oluyor lan diyorsunuz. Ben penguensem, ben bu kutupta üşümemeliyim. Şimdi buradan kaynaklanıyor. Şimdi Allah Allah, çölde devesin. Çölde devesin. Kilometrelerce gideceğini zannediyorsun. Normalde çölde deve sıcaktan pişmez ya. Ya kardeşim, ben deveysem neden bana sıcak geliyor bu ortam diyorsun. Şimdi ailenin yarattığı ortamla kendi mizacın acaba aynı mı? Uyum var mı? Karma nerede başlar? Bakın arkadaşlar, lütfen, doğunun bilgeliği ve gerçek karma yasası etki tepki yasasıdır. Newton'un her etki bir tepki yaratır yasasıdır. Buna tek tanrılı dinlerde, İbrahimi dinlerde, İbrahimi Akineton'dan gelen işte o Abrahami dinlerde, Musevilik, İsevilik, Muhammedilik, İslamiyet'te buna biz tanrısal irade deriz. Stoacılar buna ise etki tepki prensibinin
farklı alanlar olarak der. Kadana, kader derler. Şimdi baktığınızda karma aslında etki tepkidir. Ve bu etki tepkiler sonucunda varlık evrimleşir. Bizim karma astrolojisinde ve evrimsel astrolojide gördüğümüz varlığın üst bir birinci evrimleşme halidir. Şimdi bu evrimleşme hali içinde belli noktalarda evrimleşmemiş varlığı evrimleştirecek roller vardır. Bu rollerde gene haritalarda görebildiğimiz çeşitli kişiliklerdir. Rahibe Teresa bir rol modeldir, Stephen Hawking bir rol modeldir, siz bir rol modelsinizdir, ben bir rol modelimdir. Bu rol modellerin sonucunda kişiler uyanışa geçerler. Etrafındaki hayatın dışında da başka şeyler olduğunu fark etmeye başlarlar. Çünkü yapı şudur. Şu yok ki herkesin doğum haritasını %100 aynı iyi niyetle, aynı değerle açıklayabilecek bir astroloji ekolü sayısı astroloğu yok ki. Ya ben yaşamasaydım bundan 10 yıl önceye kadar dünyada karma astrologların çoğu öldü biliyor musun? Jens Spurrer öldü, Stefan Arroyo öldü gitti, Martin Schumann öldü gitti. Karma ile bir deli gibi batı tarafında en ciddi ilgilenen ekorun hocası oldum ben. Batıda da kalmadı. Çünkü kapitalizm bunları yok etti. Emperyalizm bunları yok etti. Yanlış medya ve basın bunları yok etti. İnsan ruhunun derinliklerini yok etmeye çalıştılar. Yanlış inançlara saptırdılar. İşte seni yönetemezler. Seni yönetemezler. Yönetemeyecekler. Ama bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu yapılara geldiğinde doğuya neden dokunamıyor? Çin'e neden dokunamıyor? Çin'in aslında kapitalist gibi görünen yapısının arkasında çok derin bir kültür var. Japonya'da çok derin bir kültür var. Kusura bakmayın, senin gazetenin yazdığı yer değil Japonya. Git bir bak. Senin gazetenin, senin medyanın, senin internetinin söylediği yer değil Çin. Git bir bak, incele oradaki kültürleri. Hindistan'da öyle, siz gitmişsiniz. Ne kadar yoğun bilgilere sahip. İşte batının bilimiyle doğunun bilgeliği pek çok dünyanın pek çok yerinde bunlar güzelliklerle var. Ama pek çok yerde çirkinlikler de var. Ama aramak da kişiye ait. Gidip Range Rover arayacağına gez biraz. Girip sağa sonra girip saçma sapan para harcayacağına gel yani. Reklamları vardır böyle. Markaları sprey ederek müthiş reklam yapar programlarda. Bilmiyorum, Range mi arıyorlar bunu söyleyince yani. Benim Range'im yok, istemem de çok. Ama şey var yani, gezsin kardeşim biraz, seyahat etsin. Param yok. Biraz daha az alışveriş yap, seyahat et. Pardon ya, 12 bin liraya telefon alacak parası var herkesin. Mesela 12 bin lirayla bir sürü yeri gezersin. Bana tek bir şey. Kendi ülkeni gez ya ilk başta. Şimdi bak, ben bunu yaptım biliyor musun biri? Bundan 6-7 yıl önce atladım arabaya. Dedim ki göreceğim arkadaş, Yozgat'ı göreceğim, Kırşehir'i göreceğim, Nevşehir'i göreceğim, Sivas'ı göreceğim, Malatya'ya, Erzincan'a. Tek tek o küçük şehirlere gittim. Şehir otellerinde kaldım. Çevredeki insanların neyle ilgilendiğini, kültürlerini, yemeklerini. Bir de ben tren yolculukları falan gençliğimde çok severdim. O tren gezileri vardır ya, Doğu Ekspresi, Kurtaran Ekspresi falan. Onlar falan çok yaptım ben zamanında. Ve ben kendi kültürümü çok iyi tanıyorum. Öyle deriz. Kurtaran, Barış Manço'dan gelen. Tabii Barış Manço'dan Kurtaran Ekspresi şeyi vardı ya. Doğu Ekspresi'ne bir ara bir dönem böyle isimler verilirdi. Ve şunu unutmamak gerekir. Belli bir yapıdan sonra Doğu'yu, Batı'yı, Kuzey'i, Güney'i kendi ülkemde gördüğümde inanılmaz bir şey gördüm. Muhteşem bir toplumumuz var. Çılgın bir folklorumuz var. Deli bir kültürümüz var ama kendimize inanmıyoruz. Ne yazık ki. Doğru. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Muhteşem bir toplumumuz var. İnan ki sosyal medyada gördüğümüz o gerdeklikler gerçekten bizim toplumumuzu yansıtmıyor. Yani 50 bin gerdeğin olması bu toplumda bizim toplumumuzun şeyimiz, böyle olduğunu bizim göstermez. Bizim genetiğimiz değil zaten o sosyal medya denilen şey. Amerika'nın çıkarıp bize kakaladığı bir şey olduğu için Türk insanının aslında genetiğinde de yok. Bilgisinde de yok ama bizi dejenere ediyor işte bu tip şeyler. Sen ne yapacaksın peki şu aralar? Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Geldin Türkiye'desin. Küçük oğlan burada değil mi? Küçük oğlan burada. Evet. Biz böyle müthiş bir evet eğitim sistemi içerisinde dama taşı gibi oynadık sistemle. Çünkü Daniel orada özel çocukların gitmiş olduğu bir
okul içindeydi ve o eğitim havuzunun içindeydi. Ve oradan biz ameliyatlarla Daniel'in zekasında bu arada hiçbir şey yok. Normal okuyabiliyor ama işte trakeostomisi çıkana kadar filan uzun süreçlerde özel eğitimde kaldı. Ve oradan normal okula almak istediğimizde bunu başaramadık. Çünkü ülkenin altyapısı çok kuvvetli. Ve diyor ki senin çocuğun oradan geldiği için orada devam edecek. Ama o devam etmesi gereken yer %80 IQ. Ve işte ilkokuldan sonra ortaokul 2, ortaokul 3 gibi de en son sınıfta eğitim bitiyor. Ama Daniel daha fazlasını alıp dünyaya daha fazlasını verebilecek bir çocuk. Biz de dedik ki o zaman gideriz. Madem ben Türk'üm, İstanbul'da da kendi paranla özel okulda eğitim alabilirsin. Biz bunu daha yukarıya taşırız. Bir ekspat çocuğu gibi tekrardan ülkeye geri döndüğümüzde normal bir okula girme şansı olur. Öyle mi? Kendi sisteminden, girişten, şeyden almıyor. Aynen, aynen. Ve Daniel 5 yıl Türkiye'de okudu. 5 yıl okudu burada. Evet, 5 yıl okudu. Buraya geldiğinde kelime Türkçe bilmiyordu. Yani artikülasyonu çok bozuk. Çünkü çenesindeki eklemlerde zaten problem çok fazla uzatıldığı için toplamda 42 ameliyat var bunların. 20 tanesi falan sırf çene ameliyatları. Tabii o işlemiyor. İşlemediği için çenenizi hiç kıpırdatmadan konuşmaya çalıştığında ve ağzın iç yapısı, damağın yarısı yok filan. Hani çok farklı bir yapı var orada. Çok zor. Ama o zorluğa rağmen en güzel anlaşılan dili de Türkçesi. Çünkü Türkçe ağzın ön kısmında konuşuluyor. Hollandaca yani falan daha gırtlakta. Gırtlaktan o sesi pres etmesi çok daha zor. Öğrendi. Yani onu da burada mesela şimdi sağlıklı bir çocuğu bile okula götürdüğünüzde ilk gün okul değiştirdiniz falan ki ilkokul 3-4 gibi Türkiye'ye geldiğimizde oradan başladı. Anneler, veliler hep bir okuldalar. Öğretmenlerin üstündeler, müdüriyetin üstündeler. Hani bizler böyle okumadık. Hani ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Annem bir kere gelmedi İtalyan Lisesi'ne. Gelmesini gerektiren bir dönem olmadı. Yani böyle komik hikayemiz vardır. Benim annem de uğramadı. Hiç. Hiç uğramadı ya. Engellisin yani. Hani daha bir şey annemle uğramadı. Uğramadı bile yani. Ya anekdotlarımız var. Bir arkadaşıma tarih öğretmeni kaltak demişti. Gidip annesine şikayet etti. Yapmışsındır kaltaklık dedi. Yani şu an bırakın böyle bir kelime sarf etmeyi. Yani gak dese gıp dese denmez ama şey, ama lise 3'tesiniz. Tabii lise 3'tesiniz. Tabii lise son tabii. Lise son yani 4'tü bizde ama yani şu anda gerçekten çok üstündeler. Ben Daniel'in o kadar üzerinde oturmadım. Çünkü şöyle bir mantığım var. Hani onu suya atıyorum ve yüzmeyi öğrenmesi lazım. Eğer onun can simidi ben olacaksam her seferinde yüzmeyi öğrenemeyecek. Oğlum dedim. Yalnız başınasın. Tabii ki belli şeyleri ayarladık. Bir çocuk karakter olarak. Evet. Rahat bir çocuk. Evet. Siz benim annem gibisiniz. Ya rağmen ya düşünsene. Evet. Hani o kadar sıkıntıya rağmen. Fizik böyle şey bir tip olursun ya. Yani o bence benim duruşumla da alakalıydı. Şimdi hani çok biliriz çocuk sahibi olmasan bile bilirsin ki mesela çocuk yürürken ay şimdi düşecek aman oğlum dikkat et dersin iki saniye sonra düşer o çocuk. Yani hani düşündüğünü zaten yaratabilme gücümüz var. Hani bunun farkına varmış insanlar da görüyorlar. Ben hangi enerjideysem çocuğum da onu benden alacak. Yani ben eğer eyvah ne yapacağız burada şimdi çocuklar ona bir şey yaparsa dalga geçerse döverlerse söverlerse gibi endişelerle bıraksaydım o kapıdan. Zaten onlar başına gelirdi ama ben hiç bunları aklıma getirmedim. Yani çok sevdim ve çok cool'du. Çünkü hani sınıfta işte ikinci günü falan biz hep böyle bir prezentasyon gibi Daniel'i anlattık öğrencilere. Yeni arkadaşınız. İşte parmak bu buradaydı bunu aldık baş parmak yaptık. İşte kalçadan kemik aldık oraya koyduk falan. Çocuklar böyle vaaay. İnanamıyorlar ve hani bir anda esasında Daniel böyle hani müthiş çok cool bir ama. Tabii. Böyle hani yakışıklı bir çocuğun suratında böyle bir iz falan onu böyle bir cool ve serseri ve şey yapar ya hani böyle o minval. De bir şey gerçekleştirdik ve formül işe yaradı. Hani bütün bunları Daniel da zaten seviyor çünkü Daniel koşulsuz sevgiyi tadabilmiş bir çocuk. TED konuşmam zaten koşulsuz sevgi üzerine ama tabii koşulsuz sevgi hakkında saatlerce konuşmamız lazım. Çünkü bu hiçbir şey beklemeden, hiç beklentisi olmadan sevgini akıtabilmek demek ve annenin sevgisinin de koşulsuz olduğu söyleniyor. O iş öyle değil. Yani çocuğunuzun ismiyle hitap ettiğinizde bile size bakmasını bekliyorsunuz. Yani çocuğun adı Ali ise ben Ali dediğimde Ali'nin bana dönmesi gerek. Bu bile bir beklenti. Ama ben öyle bir çocuk sahibi oldum ki duymuyordu. Bir de
Yani tabii ki ilk 2-3 yılında %60 ve 40 kayıp vardı ama bütün ameliyatlar süresince kulak burun boğaz bölgesinde zaten kan ve vesaire tıkanıklığı olduğu için hani seslendiğinde cevap vermesini dahi beklemediğin bir çocuğu büyütürken gerçekten Allah size koşulsuz sevgiyi yaşattırıyor. Bunu bilinçli değil. Gayri ihtiyari zaten yapıyorsun. Yani o kadar koşulsuz zaten sevgiyi alabildi ki. Yok, hiçbir beklentiye girmeyeceğim diye bir şey yok. Çünkü biz insan olduyuz ve o beklentiye giriyoruz. Yani hani elleriyle bir yere tutunsa yürümesini bekliyorsun. Yürüse koşmasını bekliyorsun. Koşsa zıplamasını bekliyorsun. Ya yani normal beklentiler. Tabii. Hayatım, çocuğun büyüyor, sana bakmasını bekliyorsun. Yok, borçlu çıkarmışsın çocuğunu. Ben senin için şunu yaptım, sen de benim için bunu yapacaksın diyorsun. Yok bilmem ne bilmem ne, yani bizde nerede koşulsuz sevgi Türkiye'de? Büyük koşulsuz sevgi anne baba sevgisi bir de çocuklara karşı. Çünkü evet, başka bir sorun var. O da şu, bakın. Bir çocuk yapıyorsanız o çocuğun niçin yapıyorsunuz? Bunu bilmeniz gerekir. Adetten mi diye yapıyorsunuz? Şimdi bir çocuğu yaparsanız... Ben ölüm korkusu diyebilirim genel anlamında. Hayır, biz Türkiye'de yani bir sürü doğuran insan var. Niye doğurdun diyorum mesela. Müsait bir adettendir. İşte siz diyor ki adetten çıkardım. Yeri geldi artık yaptık filan. Yani çocuk bile bir mal gibi görünüyor. Aslında devam etme arzusu. Tabii ki. Gene soyunu devam et. Üreme. Üreme. Peki. Yani devam etme arzusu. Devam etmek istiyorum. Ama bu bütün canlıların içinde olan bir şey. Çünkü eğer devam etmezsen de soyun tükeniyor. Fakat orada sıkıntı var şimdi. İnsan yoktu. Karma felsefesini bırakın. Psikolojiye bakalım. Bir çocuğu kim istedi? Anne istedi. Bir çocuğu kim istedi? Baba istedi. Şimdi anne ve baba bu çocuğu istediğine göre bu çocuğun dünyaya gelmesinin sebebi kim? Anne ve baba. Ve anne ve baba olduğuna göre bu çocuk dünyaya gelip doğduğu andan itibaren bu çocuğun anneye ve babaya karşı gerçek anlamda sorumlulukları babanın ve annenin sorumluluklarına göre çok azdır. Büyük resimden bakarsan öyledir. Eğer sen bu çocuğu bu dünyaya getirdiysen seveceksin, koruyacaksın, besleyeceksin ve ona o huzuru sağlayacaksın. Ama o çocuktan sen sürekli bir şeyler beklediğinde, pardon, tarlaya maraba getirmiyorsun yani. Artık o devirler geçti. O zaman o çocuğu sevgiyle, huzurla büyüteceksin. Bakın, başarılı insan huzurlu aileden, uyumlu aileden çıkmış çocuklardır. Öyle. Ama şöyle başarılı insanlar vardır. Bir kısım kişiler şimdi sağda solda yazı yazacak. Dostoyevski öyle yok, miydi? Yok, biz neler çektik de bilmem. Beethoven böyle miydi? Size şunu söylemek istiyorum. Dostoyevski çok büyük bir felsefeci ve yazardı. Lev Tolstoy da öyle. Beethoven da öyle. Ama mutlu değillerdi. Beni ilgilendiren mutluluktur. Çocuğunuzun Dostoyevski, Tolstoy, Hawking, Steve Jobs olmasıyla ilgileneceğinize çocuğunuzun mutlu olmasıyla ilgilenin derim ben. O zaten bir yanlış mı? Yer taşıyorsa ne olacaksa olur. Mutlu mesela çocuk. Daniel'in hayalleri var mı ileriyle ilgili? Bir şunu yapacağım, bunu yapacağım, işte şöyle bir şey. Ne meclis seçmek istiyorum? Var. Daniel tabii sözel yetişmeyen bir çocuk olduğu için yani 7 yaşına kadar işaret dili kullandık. Tabii orada kendisi ve bilgisayarıyla ve oyunlarıyla bir dünya gerçekleştirdi. Ve orada çok iyi. Zaten dünyada şu an baktığınızda hani en son duydum işte Los Angeles'ta Google'ın anaokulunda mı ilkokulunda mı ne herkesin kafasında bant var. Hoca ders anlatıyor. Kırmızı yanıyor, yeşil yanıyor. Yeşil yananlar anladılar, kırmızı yananlar anlamadılar ve sınıf çıkıyor, diğerlerine tekrar anlatılıyor. Yani bambaşka bir yere gidiyoruz ve inanın anlatılan şey 4x4 değil. Bu da zaten öyle bir yani beş duyumuzu aynı anda kullanabileceğimiz şeyler. Şu an belki Daniel'in bile yapacağı mesleğin farkında değiliz ama olay data ve dijital. Ve o da o dünyada bir şeyler yapacak gibi gözüküyor. Sen çünkü farkı değişiyor. Ben ne yapacağım? Sen sonra bir sürü teklif aldım. Evet, evet. Ve evet. Çok özel bir durumun olduğu için bir şey yapman lazım zaten. Boşuna yaşamadın. Zaten Daniel bana boşuna gelmedi.
Yani bu bir karma değil darma. Benim de evlilik tamam, sürecim. Çocuğuma da baktım çok iyi işte büyüdü de tamam benim görevim bitti değil herhalde. Değil, değil, değil. Çünkü müthiş bir birikim var ve bu birikim yapılırken ben hiç bunları hani bir gün aktaracağım ve böyle bir şey yapacağım, bir rol model olacağım kafasıyla yapmadım. Çünkü mesela şu anda hani çok insan var işte bir iki haftalık bir kursa gidiyorlar. Yaşam koçu olmak, nefes koçu olmak vesaire. Hani bunun eğitimini alıp yapmak. Evet, ben de tabii çok, çok enteresan gelişti. Hani bunun eğitimini almak yerine önce ben olayları yaşadım. Sonra eğitimlerini almaya başladım bazı öğretilerin. Onları alırken zaten kendi hayatımda farkında olmadan o doğruları yaptığımı gördüm. Çünkü o benim zaten yaşam yolculuğuydu. Yani bu makine zaten o yolda ilerlemek için planlanmıştı. Tabii onlar da bunları sağlayınca bu sefer ne oldu? Bana şu kapıyı açtı. Yaşadığım şeyi karşımdakine öğretebilecek, onda empatiyi uyandırıp beni anlayabileceği şekilde aktarıma geçtim. Ve bu farkında olmadan oluştu. Ve yani yakın arkadaşlarım onların arkadaşlarıyla. Sonra baktım ki ben bu işi hiç tanımadığım insanlarla da yapabilirim. Ve sürekli kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Yani her şey Daniel'in doğumuyla zaten pedagojiyle başladı. Onun devamında da bir sürü öğreti ve eğitimden geçtim ben ama bunların hepsini kendimi kurtarmak için yaptım zaten. Bu benim yaşam yolculuğum, benim dönüşümüm. Ama bugün TED konuşması tabii halka açıldı ve işte 200 küsür bin kişi şu anda seyretti ve her gün de artıyor. Genelde kadınların sorusu şu, hani yüreklere dokunuyor. Sizin derdinizi gördüm, benim dertlerim bir anda yok oldudan tutun. Yani şu an gelen yorumları bassak zaten bir kitabımız var o kadar. Ve 17 yaşında bir erkek çocuğumdan 65 yaşındaki bir anneanne babaanneye kadar arada en çok anneler olmak üzere müthiş bir skalası var. Çünkü bu gerçek insan hikayesi. İnsanız. Orada bir insan yavrusu var. Bir insanın mücadelesi, vazgeçmemesi. Yani o kadar çok insana dair hikaye var ki benim anlattığım yaşam öyküsünde bir yerinden dokunuyor. Ama bu sırf dokunmakla kalmasın, insanların bana yönelttikleri sorulara da cevap vereyim, onların elinden tutayım diye ben bir program gerçekleştirdim ve daha iyi bir ben. Çünkü kadınların en merak ettiği şey, sen bu kadar zorluk yaşadın, nasıl hala bu kadar fit gözükebiliyorsun? Ya bak şimdi takıldığı yere bakın. Takıldığı yere bakın. Yani diyor ki ben bu zorlukları yaşasam 150 kilo olurdum. Niye ki bak kim olacaktı o kadar yemek yemeyeceksin? Yani başka bir bağımlılık gerçekleştirirdim herhalde diyorlar. Belki antidepresan ama kullanımı, belki alkol olan, tabii ki. Önce olan bir çocuğun tabii daha ki, var tek bir tane çocukla şey zaten orada sorumluluk almaya karar vermek. Ben insanların hani kadın erkek olarak ayırmayacağım ama sorumluluklarımızdan kaçıyoruz. Bilinçli seçimler yapmıyoruz. Zihin zaten dı 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 hiç durmadan konuşuyor ve bir yerde de hayatta işler sarpa sarıyor. Şimdi orada bir sıkıntı var aslında. Orada siz çok doğru bir yaklaşımdasınız ama diğer arkadaşta bir sıkıntı var. Çocuğunu aslında sosyal bir güç odağı olarak kullanacağı için hanımefendinin durumuyla karşılaştığı takdirde bununla baş edemiyor. Çocuk yapma niyetinin arkasındaki düşünce şekli önemli. Burada bazı kişiler kabul edecek, bazı kişiler kabul etmeyecek. Ama kişiler bir bilinçsiz kararlar verirler, bir iki bilinçli kararlar verirler. O vermiş olduğu bilinçli kararlar ne kadar bilinçli gibi görünse de bilinç dışı dediğimiz yapı ki bilinçaltı demiyorum, bilinç dışı, yarı bilinçli vermiş oldukları kararların altında da o çocuğu babaya karşı bir güç gösterisi, topluma karşı bir güç gösterisi, kendi duygusal, ruhsal veya bedensel aşağı komplekslerine tolere edebilecek bir güç gösterisi olarak kullanılmayı düşündüğü için veya kullanacağı için veya kullandığı için buna katlanamayacaktı. Ama hanımefendi anladığım, bakın ne kadar saf bir kalpli bir şeye sahip olursanız o kadar karşınıza çıkabilecek problemleri daha kolay tolere edebilirsiniz. Ve bir şey daha unutmamak lazım. Eksik yanınız güçlü yanınızdır. Eğer Daniel'in bir eksikliği varsa ki benim de var şimdi belli noktalardan sonra evrimsel. Bakın bazı insanlar beni çok sert bulur. Belki siz de beni başta sert buldunuz ama öyle olmak zorundayım. Neden? Evrimsel bir yapı içinde yarım bir bedenle mücadele ediyorsan belli bir yapıdan sonra duyguya çok yer yoktur bili. Rasyonel, doğru, matematik ve gerçekçi bakmak zorundasın. Rasyonel, gerçekçi ve matematik. Sen kendi konumunda, yaşatından, formundan daha iyi olmalısın. Eksik yanını doğru kullanarak.
var olabilme mücadelesi. Çünkü hayat bir var olma mücadelesidir. Evet. İlk önce bunu fark etmeleri gerekir insanların. İş cikret bonbon değildir. Var olma mücadelesi. Ha ama tabiat öyle bir güçtür ki, sistem öyle bir iradedir ki, o eksik yan gibi gördüğün şeyin karşılığında bunu kompanse edebilecek muhteşem bir fazla yan vardır. İş o fazlayı bulabilmektir. Onu bulduğun anda Beethoven'lar, Stefan Hawking'ler, Dan Rudyard'lar, inanılmaz insanlar çıkar. Yararı insanlardır dünyayı değiştirebilen insanlar. Pek çok insan fiziksel olarak sağlıklı gibi görünürse ruhsal pek çok sakatlıklara sahiptir. Ve o ruhsal sakatlıklar ne yazık ki görünmez. Ve o görünmeyen sakatlıklar insanlara daha çok zarar verir. Ben tebrik ediyorum. Evet ve gerçekten bir misyon yüklenmiş oluyor tabii ki böyle bir hikayeyle de üzerinize ortaya çıktıktan sonra ve yakın çevremde zaten ben bu dönüşümü, değişikliği birebir yaşadığım için dokunabildiğim bazı arkadaşlarım da bunu daha fazla kadına yapmak tabii, için yola çıktım. Çünkü çok fazla var gerçekten sürekli yazılar gibi. Evet ve bireysel seanslarla gerçekten çok kısa bir zaman içerisinde en azından bir yerinden o hayatı tekrardan yakalayabilme şansı var. Çünkü herkesin içinde bu güç var. Onlar zannediyorlar ki ben yapamam işte şununla başa çıkamıyorum. Tıkanıklıklar var, dönüştüremiyorlar, yol alamıyorlar. Allah, hani derler ya Allah kaldıramayacağı derdi vermez insana diye. Yani herkesin karakteri değişik. Bana niye böyle bir sıkıntı vermiyor mesela? Çünkü beni onu kaldırmak üzere dizayn etmemiş bu sefer. Başka bir hayat için dizayn edilmiş. Çünkü simülasyonlu görevin farklı. Görevin farklı. Tabii. Şimdi benim öyle çoluk çocuk sıkıntısı çekecek falan şeyim yok yani. Şimdi simülasyonla... Tabii. Yapmaz, bencil yapmaz, kötü yapmaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Bir sürü insana sorsan, ay o işte bilmem şöyle iyidir, böyle iyidir der, bilmem ne bilmem ne. Çünkü başka bir şeydir benim. Bak basit bir şey söyleyeyim. Herkes mühendis olmak, herkes doktor olmak, herkes diş hekimi olmak, herkes bilim adamı olmak, herkes varlıklı, güzel, zengin, güçlü olmak zorunda değildir. Herkes mutlu olacağı şey olursa sistem canavar gibi olur. Bir kısım insanlar marangozluktan mutlu olur. Bir kısım insanlar sanayide şanzıman değiştirmekten mutlu olur. Bir kısım insanlar saç kesmekten, bir kısım insanlar manikür pedikür yapmaktan mutlu olabilir. Herkes doğru şeyi yaptığı zaman keşke mutluluk gelecek. Keşke kendi geldiği misyonu herkes yapabilse hayatta değil mi? O zaman ne Daniel olmak isterdin mesela? Özlem? Bir kompleks yapıyor mu mesela? Sen onu öyle bir yetiştirdin ki. Yapacaktır ama. Yaptı, yapıyor, yapacak da tabii ki bir takım şeylere girecek ama biraz önce söylediği gibi Daniel'in de çok sert ve dik bir tarafı var esasında içinde. Mesela bizler ailede diğer fertler bazı olaylarda çok duygusal davranabiliyoruz. O daha katı. Aynen zırvalamayın diyor. Evet. Şimdi pardon seni rahatlıkla peynir ekmek soğan diye nitelendirdiğin şeyi çocuk yemiyor. Evet. Ve toplumda beslenme denilen bir dürtü var. Bakın beslenme, üreme nasıl bir dürtüyse beslenme bir sosyalleşme ve bir dürtü. Siz o sosyalleşme ve dürtüde bir farklılık yaşarsanız o zaman burada bir eksiklik, aşağılık kompleksidir. Aşağılık duygusu hissederseniz, bakın kompleks ve duygu ayrı şeylerdir. Üstünlük duygusu, üstünlük kompleksi, aşağılık kompleksi, aşağılık duygusu. Şimdi aşağılık duygusundan aşağılık kompleksine doğru gidebilmesi için annenin, kardeşlerin çok ilgisiz olması gerekir. Aşağılık duygusu aslında hepimizde belli noktalarda vardır. O aşağılık duygusu ondaki eksik olarak hissettiği şeyi kompense edecek ve onun karşında da farklı bir duyguya sebebiyet verecektir. O da işinde çok başarılı bir yazılımcıdan tut. Kendi o olayında biricik ve tekir özel bir insana sebebiyet verebilir. Ama o özel insan toplum tarafından tanınmak zorunda da değildir. O özel olan kişi kendisinin o özelliğiyle mutlu olduğu takdirde pek çok şey değişecektir. Pardon size bir şey söylemek istiyorum. Etrafınızda gördüğünüz her şey insan yapısı değil mi? Şu gördüğünüz fincan. Şu gördüğünüz gözlük. Gözlüğü icat eden insanı tanıyor musunuz? Tanışmadım. Ama bu adam özel bir adam demek ki. Yani gözlükçü mü? Evet. Hani tek şeyler vardı ya eskiden canlı. Galiba öyle biri de olmuş. Şimdi peki bu çerçeveyi icat eden tasarımcı?
Bu da çok özel bir insandır. Ama sen medyada, radyoda, TV'de tanınmazsın. Bak 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 şimdi şu saati düşün. Saati düşün. Saatin kendisi nedir? Saatin işte nedir şurası? Kayışı. Kayışı. Kayışının şurasında bir tane küçücük bir ne var? Kanca var. Kanca var. Şu kancayı bulduğu için dünyayı değiştirmiş adam ya. Fermuarı vuran adamı düşün. Şimdi bak. Şimdi evet, onun için yani gene şunu söyleyeyim. Sosyal rol modelleri denilen enler olmak zorunda değilsin. Belki şu kancayı yaparak dünyayı değiştirir. Herkes şu sosyal medyadan maalesef muzdarip ve herkes çok büyük ve ünlü biri olmaya çalışıyor ama evet, hocanın dediği çok doğru gerçekten. Yani ünlü ve tanınan bir şey anlamına şey, gelmiyor. Özür dilerim. 50 bin gerizekalı yüzünden koskoca bir ülkenin 50 bin gerizekalı yüzünden koskoca bir toplumu sosyal medyada yanlış kullanıyor. Olarak adlandırmak da yanlış. O gerizekalılar zaten yaptıklarının gerizekalıcı olduğunu birkaç yıl sonra anlayacaklar. Ya ben böyle biz işimize bakalım ama şey yapıyor. Gerçekten maymunluk yapıyor yani. Maymunluk ama yani. Bir algı yönetimi. Bir algı da yaratıyorlar maalesef. Tabii. O maymunluğu yaparaktan ama o sosyal medya evet müzdaripiz. Fakat bir şekilde insanlara ulaşmak için kullandığımız da bir yer. İnternet gibi işte. Yani senin hayatını da çok karartabilir ve sen kendini kaybedip orada yok olabilirsin. Müthiş bir kütüphane olarak da kullanabilirsin. Tabii. Bak bak bak. Neyi nasıl kullandığın sakin çok kullanmak önemli lazım. Hayatta. Bak bir şey var ama böylece bir şey öğrendik. Eskiden kaç kişi tanıyabilir? Düşünsene Özlem kaç arkadaşım var? Benim binlerce arkadaşım var düşünsene. 10 arkadaşım vardı. 5 yakın dostum vardı. İşte misafirle giderdi. Şimdi sosyal medyadaki tipleri incelediğin takdirde binlerce arkadaş, binlerce takipçi, işte, onlar... Hala İnsanların kişiliklerini tanıyorsunuz. Tabii. İnsanların sosyolojik, sosyal medya oraya bence sosyolojik anlamda insanların birbirlerini daha iyi tanımasına binlerce ve milyonlarca karakterin birbirlerini daha iyi anlamasına sebebiyet verici. Ulaşabiliyorlar. Şimdi mesela benim TEDx hikayemden sonra biraz da vermiş olduğum şimdi yeni başladığım danışmanlıkla ilgili Instagram DM'den müthiş, tak diye bana yazıyor. Ve yani her harika gün çocukla da ilgili bir hikaye geliyor. Bu arada verdiğim danışmanlığın hani engelli çocuk annesi olmakla hiçbir bağlantısı yok. Normal hayatında herhangi bir yerde tıkanıklık yaşayan bir kadın. Kilosunu veremiyor, antidepresanı artık kullanmak istemiyor. Yani her ne ise değiştirmek ve dönüştürmek istediği. Çünkü o problemle başa çıkmayı biliyorum. Kendimi bir eczacı dolabı olarak tanımladım esasında. Yani ne yapması gerektiğini çok iyi koordine edebiliyorum. Multidisipliner hastalığı olan bir çocuğa ben o koordinasyonu yıllarca sağladığım için spiritüel anlamda şimdi aynısını yaptım. Çünkü kendimi ben oradan ancak öyle kurtarabilirdim. O yolda yürümem sebebiyle. Ama Instagram diyen bu anlamda bana çok yardımcı oluyor. Her gün bir case'im var. Çocuklarla alakalı. Onun dışında kadınlar da zaten yazıyorlar. Ve orada hani DM'de kaybederim diye hemen anneye numaramı veriyorum. Bu sefer işte çocuğunun el ameliyatını nerede yaptırmasıyla ilgili bilgiyi WhatsApp'tan fotoğraflar üzerinden devam ediyoruz filan. Yani o anlamda gerçekten o minik makinenin varlığı öyle kullandığın zaman müthiş. Çünkü Türkiye'nin her yerinden ulaşabiliyorlar. Kullanmayı bileceğiz işte değil mi? Oğuzhan'cığım eklemek istediğin bir şey var mı? Şunu unutmayın. Eksik yanımız güçlü olan yanımızdır. Tüm engelli çocuk sahibi olan annelerin çocuklarındaki güçlü yanı buldukları takdirde her şeyin düzeleceğini ben onları düşünüyorum. Onları saklamak, eve kapatmak yerine. Tabii ki toplumsal bir utanç olarak görmektense toplumsal bir artı olarak da görebilirsiniz bunu. Daha ziyade işte diyorum ya el alem denilen bir canavar var ya böyle el alem ne der? El alem denilen böyle. Bir de komşunun sağlıklı çocuğu var eyvah ben utan. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ne kadar ayıp gerçekten. Yani bazı düşünceler gerçekten çok ayıp. Karmadaki bir numaralı tehlike yargıdır. Neyi yaşatırsan onu yaşamadan ölmezsin. Sevgiler. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi.
Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.